kendisinin genel sekreterliğe seçildiği tarihe kadar sergilediği anlayıştan farklı bir anlayış ortaya koydu. Özellikle genel başkan seçildikten sonra Sayın Ecevit, rahmetli Ecevit farklı bir halkçılık anlayışı ortaya koydu. Bülent Bey'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçılığı siyasi halkçılık, siyasal halkçılık olarak niteleniyor. Yani hiçbir toplum kesimini ya da hiçbir bireyin yasalar önünde imtiyaz sahibi olmadığı, herkesin eşit sayıldığı yasalar karşısında bir halkçılık anlayışı. Aslında bu biraz Cumhuriyetimizin kuruluşunda bir ulus devletin inşası için sergilenmesi belki de gerekli olan, hatta zorunlu olan, türdeş bir toplum yaratılmasını amaçlayan bir anlayıştır, bir yaklaşımdır. Bülent Ecevit bunu değiştirdi. Tabii bunu koruyarak, bunu dışlamaksızın bunu değiştirdi ve bunun yerine iktisadi ve toplumsal halkçılık diyebileceğimiz yeni bir halkçılık anlayışını gündeme getirdi. Yani sınıfsız, imtiyazsız bir kitleyiz anlayışından sınıfların olduğunu kabul eden ve belli toplum kesimlerini ya da sınıfları bir arada, belki de bir tarihsel blok şeklinde bir arada tutmayı amaçlayan bir halkçılık anlayışıydı. Küçük üreticiler, orta sınıf, tüm işçiler, mavi ve beyaz yakalı işçiler ve yoksul köylüler, yani ana hatlarıyla bunlar öne çıkarılmıştı. Daha sonra Bülent Ecevit sol düşüncenin sınıf tanımını da değiştiren bir başka tanımı ortaya koydu. Toplumsal refahtan yeterince pay alamayanlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayandığı toplum kesimi budur. Bunun içinde biraz önce sıralamış olduğum kesimler de yer alıyor. Ama ben bu tanımın çok doğru bir tanım olduğunu düşünüyorum. Ben bu tanımın bugün de Cumhuriyet Halk Partisi tarafından özenle kullanılmasında yarar görüyorum. Toplumsal refahtan kim yeterince pay alamıyorsa biz onların uğruna siyaset yapıyoruz. Sosyal